Merhaba dostlarım, hepinize kucak dolu sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlere söz verdiğimiz gibi Xiaomi Mi 10T FPS testiyle beraberiz. Şu anda oynayan kişi ben değilim. Bir kardeşimden rica ettim arkadaşlar. Xiaomi Mi 10T kullandığı için Mi 10T ile bir gameplay, FPS sayacı ile bir gameplay atıp bana yollar mısın diye rica ettim ve kendisi de bana attı ve bu videodan gördüğünüz gibi kendisini şu anda hep beraber izleyeceğiz. FPS sayacına da bakacağız. Arkadaşlar, sizlerin de böyle, bu arada sizlerin de böyle ilginç telefonlar olabilir, ilginç gameplayler olabilir, güzel gameplayler olabilir. Onlar da ekrana gördüğünüz mail adresine bana atarsanız arkadaşlar yorumlamaktan memnuniyet duyarım. Hem de cihazınızın FPS'ini de görmüş oluruz. Çünkü bazı cihazı almak için arkadaşlar bana çok soru soruyor ve tabi hep bütün cihazları alıp da test etmek biraz imkansız olduğu için mesela örnek veriyorum, 13 Pro Max'i hayatımız boyunca alamayacağımız bir cihaz. Ne bileyim işte, değişik değişik telefonlar var arkadaşlar. Eğer değişik telefonlarınız varsa, gameplay çekiyorsanız hem sizin kanalınızda paylaşmış oluruz. Bu arada videoyu bana atan kardeşimin de komik montaj kanalı var, aşağıda yorumlara sabitledim. Oraya da gidip montajları izlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar, güzel. Orada dürbünü biraz geç açtım. Ama güzel yani. Eğimi güzel arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani telefonu hakim. 4 parmak oynuyor. Ne kadar ayarları bizden farklı olsa da gördüğünüz gibi, handicam'den görüyorsunuz. Telefona baya baya bir hakim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Mi 10T bildiğiniz gibi 90 FPS destekliyor arkadaşlar. Ve Snapdragon 865 işlemcisi var. IPS ekranı var. Tek sıkıntı zaten IPS ekran olması. Mi 10T Pro'da 865 işlemcisi var. Yani değişen bir şey yok. Sadece kamerası biraz daha iyi. Onun haricinde farklı bir şey yani farklı bir olay yok arkadaşlar. 10T Pro ile 11T normal 10T ile 10T Pro'nun. Burada küçük bir kardeşimizi vurdu. Canın kaç dedi herhalde. Evet, dansını da yapıyor burada gördüğünüz üzere. Ve gördüğünüz gibi 70-80 arası FPS oynuyor şu anda. Ve kullandığı telefon arkasında tabii ki de fan var. Kullandığı fan da çok küçükmüş arkadaşlar ve USB'den bağladım dedi. Bilgisayardan USB ile kabloyla bağladım dedi. Tabii ki de bu yanlış. Ne oldu lan? Çarpıldı mübarek. Motorla oraya girmeye çalışırsan kardeşim çarpılırsın yani. Spreyleri falan da kötü değil. Güzel yani. Telefona dediğim gibi çok hakim. Bu da 4 parmak sürekli oynadığının bir işareti arkadaşlar. Güzel bir atlayış, güzel bir kaçış. O adam mermiyi bundan önce değiştirseydi şu anda böyle bir video olmayabilirdi. Ama şimdilik güzel gidiyor bakalım. Dediğim gibi fanı USB'den kabloya çekmiş. Tabi bu yanlış. 12 volt bir fan kullanıyorsanız benim tavsiyem 7 santim 2 pin bir 12 volt adaptörü ile birlikte kullanılması fanın. Çünkü arkadaşlar fan ne kadar hızlı soğutursa telefonu, FPS o kadar az düşer. Zaten bu videoda da göreceğiniz üzere arkadaşımızın FPS'i çok da düşmüyor. Ama sıcaklığı gördüğünüz üzere 47 dereceye varmış. Bu arada bana video çekip atacak arkadaşlara da güzel kaçışları alabilecek mi dedik, aldı. Arkadan yemeye başladı ama bot mu? Değil. Bot da değil. Zıplaya zıplaya Ceylan gibi seke seke kaçıyor bu arada. FPS sayacı nasıl açılır bir önceki videoda zaten anlatmıştık arkadaşlar. Oradan FPS sayacı açıp bana yollayabilirsiniz sağlam gameplayiniz varsa. En az 15 kill üstü bir gameplayiniz varsa izlemekten şeref duyarız. Şimdi bakalım burada yatan bir adam vardı, buna sıkan ama onu arıyor herhalde. FPS'i gördüğünüz üzere 80-90 arası gidiyor geliyor ama sıcaklık 47 dereceye vurmuş durumda. O da neden oluyor arkadaşlar? Kullandığı fan yetersiz bir fan. Yani küçük bir fan. Kendine hayır yok diyebiliriz. Fan dediğimiz güçlü fan olması lazım. Black Shark fanları vardır mesela, örnek veriyorum. Black Shark fanları telefonu bildiğiniz buz gibi yapar. Buzdolabı neyse o da odur. Çünkü 15 derecede falan, 10 derecede falan düşüyor o fan. Bakın 47 derece. Eğer bu 42 derecelere falan tutabilirseniz bu telefonu, sabit 90 FPS aşağı düşmez. Çünkü Snapdragon 865 de kötü bir işlemci değil. Gayet de sağlam.
90 FPS de çok rahatlıkla verebilecek bir işlemci arkadaşlar. Mionte almak isteyenler için de söylüyorum. Yarın da bir sonraki gün de 11T testini yayınlayacağım. Bu telefonlara kasıyor, donuyor, işte ekran titriyor diyenler kesinlikle ve kesinlikle ayarları yanlış yapan arkadaşlarımız oluyor genelde. Kimisi gelişmiş ayarlardan ölüm kamerasını ve önemli anları açık bırakıyor. Şimdi ölüm kamerası önemli anlar demek. Artı 2x işlemcinin daha fazla ısınması demek. Gördüğünüz gibi burada güzel bir sprey, 400 ise güzel bir sprey atabiliyor. Ama tabii iOS'taki gibi ip gibi sprey atamazsınız. Android çünkü bu telefon. Android olmasına rağmen spreyleri güzel arkadaşlar. iOS gibi değil tabii. Oraya bir bomba mı saldı? Yok, sis salmış. Çünkü iOS'ta spreyler biraz daha stabil gidiyor ama Android'de o kadar da gitmiyor. Şu anda konumu güzel, güzel yere saklandı ve gelen gideni burada yavaş yavaş bitirmeye çalışıyor. Dışarıda başka adam var mı herhalde, emin olmaya çalışıyor şu anda diye tahmin ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi dışarıda adamlar var. Adamlar dışarıda olduğu için de buradan da çıkmak istemiyor. Çünkü beleşkil her zaman daha iyidir arkadaşlar. Bu da o taktiği yapmaya çalışıyor gibime geldi. Yine dediğim gibi kullandığım telefon da 11T. Mesela 12T'nin FPS testini yaptık ama 12T Pro'nun FPS testini yapamadık. 11T Pro'nun FPS testini yapamadık. Çünkü bunların hepsi maliyet. Bu arada 4'lü takımına girmiş. Arkadaşlarını kurtarmaya mı geldi? Arkadaşlar bunlar zaten bayılmış abi. Birini kendi bayıldı da. 4'lü girmiş herhalde. Yanlışlıkla girdiğini tahmin ediyorum. Ya da bilmiyorum, arkadaşlar olabilirler. Evet. Motordan da düştü. Motoru güzelmiş yalnız. Orada bir adam gördü. Güzel bir sprey, güzel bir dönüş. Yine gördüğünüz üzere jiroskopa hakimiyet görüyoruz. Çok profesyonel diyemem ama kötü bir oyunculuk da diyemem arkadaşlar. Gayet oyun kazandırabilen bir oyunculuk görüyoruz. Çünkü dediğim gibi spreyler olsun, jiroskop olsun ve ellerine bakacak olursanız telefonun tutuşu olsun, gayet telefona hakim arkadaşlar. O yüzden kardeşimizi tebrik ediyorum. Açıklama kısmına ve yorumlara kanalımı bırakıyorum. Eğer sizlerin de böyle sağlam gameplayleri varsa FPS sayacıyla birlikte, Android'de özellikle FPS sayacıyla birlikte e-mail'den bana ulaşabilirsiniz. Biz de izleriz, yorumlarız. Tabi YouTube'a yüklemeniz şart arkadaşlar. YouTube'a yükleyip ben de oradan tabi izleyebiliriz. Hepinize seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.